9 Ekim Çarşamba sabahından herkese günaydınlar. Güzel bir gün olsun dileklerimizle. Yönetmenim Selman Borazan, kameraman arkadaşlarım Göksel Çakır, Cafer Macit ve tüm ekip adına selamlıyorum sizleri. Saatler 6.30'u gösteriyor. Günün ilk haberleri Kanal 7'de sabah başlıyor. Önce Lübnan'a bakacağız, oradaki son gelişmelere. Bir taraftan da Türkiye'nin gözü kulağı Lübnan'daki Türk vatandaşlarında. Onların tahliyesi nasıl gerçekleşecek, detaylar var. Milliyet gazetesinden Beyrut'u görelim. Lübnan'dan 2000 Türk'ün geleceği haberini paylaşıyorlar. Türkiye, İsrail'in karadan ve havadan sürdürdüğü saldırılar nedeniyle Lübnan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarını bugün Beyrut limanından deniz yoluyla tahliye edecek. Yaklaşık 2000 Türk vatandaşı donanmanın ikiz gemileri olan TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'la Mersin Limanı'na getirilecek. Şimdi oradaki Türk vatandaşları için böyle bir tahliye planı var. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Abdullah Derviş, Beyrut Belediye Başkanı'nın durum değerlendirmesi var Milliyet'e. Allah'tan başka sığınağımız yok diyor Derviş. İsrail ülkenin güneyine sınırlı bir operasyon yapacağını söylemişti ama Lübnan'ın kuzeyi doğusu başkent Beyrut'u her yerini vuruyor. Hiçbir yer güvenli değil. İsrail bunları yaparken Hizbullah da İsrail'e misilleme yaptı ama İsrail'in hava savunma sistemi devreye girdi. Hem bu gelişmelere bakacağız hem de tahliye planını bir kez daha ekranlarınıza getireceğiz. Siyonist terörü her geçen gün saldırılarının şiddetini arttırıyor. Lübnan'da bombardıman aralıksız devam ediyor. Allahu Ekber! İsrail ordusuna ait 100'e yakın savaş uçağı havalandı. Kana doymayan Siyonistler 120'den fazla noktayı vurdu. Allahu Ekber! Başkent Beyrut ve ülkenin güneyinde patlamalar meydana geldi. Çok sayıda bina yerle bir oldu. Saldırılarda Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Süheyl Hüseyin Hüseyini'nin öldürüldüğü iddia edildi. Hizbullah Hüseyini'nin ölümüyle ilgili açıklama yapmadı. Sınır hattında kara çatışmaları da tüm şiddetiyle sürdü. Hizbullah güçleri İsrail birliklerini ağır silahlarla hedef aldı. Çok sayıda İsrail askerinin öldürüldüğü öne sürüldü. Misilleme saldırılarına Yemen'deki İran destekli Husiler de katıldı. İsrail'e çok sayıda füze ve kamikaze İHA fırlatıldı. Demir kubbe hava savunma sistemi devreye girdi, sirenler çaldı. Bazı roketler havada imha edildi, bazıları boş alanlara düştü. Yangın çıkan bölgede can kaybı yaşanmadı. Dışişleri Bakanlığı harekete geçti. Lübnan'dan ayrılmak için başvuran Türk vatandaşlarının 9 Ekim'de deniz yoluyla tahliye edileceği duyuruldu. Deniz kuvvetlerine ait iki gemiyle yaklaşık 2000 kişi yurda getirilecek. Tahliye için görevlendirilen gemiler insani yardımları da Lübnan'a taşıyacak. İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu. Bir binanın hedef alındığı hava saldırısında 7 kişi öldü, 11 kişi yaralandı. İsrail Orta Doğu'da terör estirmeye devam ediyor. Suriye'nin başkenti Şam'ın batısındaki Mezzah'ta bir binaya hava saldırısı düzenlendi. Suriye basını saldırıda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'den yapılan açıklamada saldırının hedefinde İran ve desteklediği gruplardan gelen silahları Hizbullah'a ulaştırmakla görevli üst düzey bir yetkili olduğunu ifade etti. Suriye basınında yer alan haberlerde ise saldırının hedefinde İran Devrim Muhafızları Ordusu üyelerinin olduğu öne sürüldü. Terör devleti İsrail, Gazze'de tam bir yıldır soykırım yapıyor. Dünyanın gözü önünde insanlık suçu işliyor. Siyonistler bir kez daha sivillerin sığındığı çadırlara hedef aldı. Can pazarı yaşandı. Katliamda onlarca kişi şehit oldu.
Çadırlar bombalandı, katliamın kurbanları çocuklar oldu. Gazze'de yine kan ve gözyaşı aktı. İsrail ne çocuk ayırdı ne kadın. Sivillerin üzerine bir yıldır bomba yağdırdı. Hiçbir kutsal tanımadan soykırıma imza attı. Katliamlar hiç durmadı. Terör devleti İsrail Gazze'de insanlık suçlarına yenilerini ekledi. Buraya hiç mülteci kampında sivillerin sığındığı çadırlar yine vuruldu. Binalar yerde bir oldu. Saldırının ardından yangın çıktı. Sağ kurtulanlar kovalarla alevleri söndürmeye çalıştı. Sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye hareket etti. Bombardımanda yaralananlara ilk müdahale yapıldı. Ambulanslar zamanla yarıştı. Yaralılar sedyelerle Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi. Çok sayıda çocuk kanlar içinde kaldı. Kucaklarda ilk müdahale odasına götürüldü. Doktorlar kısıtlı imkanlarla yaralıları hayata döndürmeye çalıştı. Hasta yatakları doldu, çocuklara yerlerde tedavi uygulandı. Şehitlerin naaşları morglara alındı. Bu acılı anne evlatlarının cenazesini morgda gördü. Yaşadığı acı yüreğini yaktı. O an söz bitti. Bir anda saldırdılar. Koşmaya başladık. Binada sadece siviller vardı. Neden vurduklarını bilmiyorum. Siyonistlerin katliamlarında en az 50 kişi şehit oldu. Anne babalar evlatlarına, çocuklar sevdiklerine ağladı. Gazze'deki soykırımın birinci yıl dönümünde katil İsrail gazetecileri de hedef alıyor. Dua Ruka, Filistinli gazetecilerden biri, soykırımı belgelemek için canla başla çalışıyor. O da her an ölümle karşı karşıya. Hiçbir koruma sağlanmamasına rağmen basın yeleğimi giyiyorum. Birçok meslektaşım bu savaşta yaşamını yitirdi. Peki Türkiye bu tehlikenin neresinde? Dün özel bir oturum vardı. Ve Akşam Gazetesi'nden aktarıyoruz. Meclis Genel Kurulu İsrail'in Gazze ve Lübnan'daki saldırılarını görüşmek için özel oturumla toplandı. Kapalı oturuma geçilirken kapılar kilitlendi. Genel Kurul'a bitişik basın büroları ve kulisler de boşaltıldı. Görüşmenin tutanakları değerli izleyiciler 10 yıl devlet sırrı olarak kalacak. Şimdi ayrıntılarına geçelim. Haberimizde bu 4 saat 50 dakika süren özel oturumla ilgili. On the one hand, a bright blessing. Bebek katili Netanyahu'nun ifşa ettiği yayılma politikası, Gazze'yi yakan ateşin bölgeye yayılma tehlikesi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Filistin gündemiyle özel olarak toplandı. Gizli oturum kararı alındı. Kararla birlikte genel kurulun kapıları milletvekili dışındakilere kapatıldı. Milli güvenlik sorunu olarak gördüğümüz İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak birlik içerisinde, beraberlik içerisinde emin adımlarla ilerlememiz gerekir. Gizli oturumda işitme engelli personel görev yaptı. Genel kurula yakın basın ofisleri boşaltıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İsrail saldırılarına yönelik düzenlenecek olan kapalı oturum an itibariyle başladı. Toplantıya dinleyici ya da gazeteci alınmazken toplantının yapılacağı odanın yanındaki odalar da boşaltıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail'in yayılma politikası hakkında milletvekillerini bilgilendirdi. İhtimaller, alınan ve alınacak tedbirler paylaşıldı. Konuşulanlar 10 yıl boyunca yeni bir karar alınmadıkça kamuoyuna açıklanmayacak. Devlet sırrı olarak saklanacak. Son günlerde artan şiddet olayları, kadına şiddet meselesi dün Başkan Erdoğan'ın da gündemindeydi. Yeni Akit gazetesi sürmanşette değerlendiriyor. Akademik yıl açılışında konuştu Erdoğan. Batılı üniversiteler İsrail'in işgalinde, bu da değindiği bir başka başlık. 2024-2025 yüksek öğretim akademik yılı açılışında konuştu Erdoğan. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen bu törende eğitimin milli şuurla desteklendiği oranda başarılı olacağına dikkat çekiyor. Tarihini bilen, kendini bilen, özgüvenli nesiller yetiştirdiğimiz ölçüde yarınlarımıza güvenle bakabiliriz dedi. Batılı ülkelerdeki üniversiteler
Yahudilerin İsrail lobisinin etkisinde kalmasını da eleştirdi Erdoğan. Öyle utanç verici olaylara şahit olduk ki Gazze'de soykırım var diyen öğrenciler polis şiddetine maruz bırakıldı. Filistin için gösterilere izin veren rektörler istifa ettirildi. Batılı yönetimler İsrail'i korumak uğruna itibarını kaybetmiştir dedi. Üniversiteleri Siyonistlerin esir aldığını söyledi Başkan Erdoğan. Kaybettiğimiz her gencin vebali hepimizin üzerindedir. Kaybettiğimiz her gencin vebali üzerimizdedir dedi. Cezasızlık algısını yıkmak için adım atılacağını vurguladı. Bakınız son günlerde milletçe yüreğimizi yakan olaylara şahit oluyoruz. Teröre, uyuşturucuya, alkol bağımlılığına, sapkın akımlara, suç çetelerine kaybettiğimiz her gencin vebali hepimizin üzerindedir. Önümüzdeki dönemi tüm bu sorunların üzerine daha kararlı gittiğimiz, gereken adımları atıp netice aldığımız bir döneme tahvil etmek istiyoruz. Bu süreçte üniversitelerimizden, siz hocalarımızdan ciddi manada destek bekliyoruz. Başkan Erdoğan akademik yıl açılışında konuştu. Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde akademi dünyasına seslendi. Bu vakaların ekseriyetinde, fail de, mağdur da gençlerimizden oluşuyor. Millet ve devlet olarak bu hadiselerin önüne geçecek adımları atmazsak, batılı ülkelerin karşılaştığı sıkıntılarla bizim de yüzleşmemiz kaçınılmazdır. Fail de, mağdur da gençler dedi. Gençlerin yitip gitmesine seyirci kalmayacaklarını söyledi. Gençlerimizi modern, popüler kültürün insafına terk edemeyiz. Gençlerimizin sosyal medyanın ve dijital mecraların her türlü melanetin bulunduğu karanlık dehlizlerinde yitip gitmelerine seyirci kalamayız. Özellikle milletimizi asırlardır sarsılmadan ayakta tutan milli ve manevi değerlerimiz bu mücadelede en büyük destekçimiz olacaktır. Filistin'de birinci yılını dolduran İsrail barbarlığı da gündemindeydi. Siyonist rejimin Batı üniversitelerini de rehin aldığını dile getirdi. Bize en üst perdeden ahkam kesenlerin Gazze soykırımında nasıl tavır takındıklarını hepimiz gördük. Gazze soykırımı Siyonist lobinin dünyanın en prestijli üniversitelerini de tahakkümü altına aldığını bir kez daha göstermiştir. Gazze'de soykırım var diyen öğrencilerin polis şiddetine maruz bırakılması, soykırıma karşı çıkan rektörlerin istifa ettirilmesi. Erdoğan bu süreçte Batı'nın kötü bir sınav verdiğini vurguladı. Siyonist sermayenin bağış fon adı altında dünyanın en iyi üniversitelerine hükmettiği inkarı mümkün olmayacak bir şekilde ortaya çıktı. Gazze soykırımında batılı yönetimler İsrail'i korumak uğruna özellikle itibarlarını kaybettikleri çok kötü bir sınav vermiştir. Konuşmasının ardından Başkan Erdoğan'a anlamlı bir hediye takdim edildi. 1960'larda ODTÜ'den uzaya fırlatılan ilk resmi roketin orijinal modeli. Bütün engelliler adına Cumhurbaşkanımıza hediye ettim. Umarım beğenirsiniz. %90 engelli Mertcan Altın'ın da bir sürprizi vardı. Yapay zeka kullanarak hazırladığı tabloyu Erdoğan'a armağan etti. Tören üstün başarı ödüllerinin dağıtımıyla sona erdi. Şantaja uğrayan çocuklar ve gençler kirli işlere zorlanıyor, istismara uğruyordu. Sanal dünyanın yeni tehlikesi Discord için Adalet Bakanlığı harekete geçti. Sosyal medya platformu Discord'a erişim engeli getirildi. 2015 yılından bu yana ağırlıklı olarak gençler tarafından kullanılan Discord uygulaması son dönemde çeşitli kötü amaçlı faaliyetlerde kullanılmaya başlandı. Discord üzerinden başta çocuklar olmak üzere yaşanan şantaj ve tehdit olayları uygulamaya erişim engelini gündeme getirmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine mahkeme Discord'un erişimi engellenmesi kararını aldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Bakan Tunç, Discord platformunda çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunduğunu belirtti. Söz konusu platforma Türkiye'den erişimin engellenmesi kararı verildiğini kaydetti. Öte yandan Tunç, erişim engeli kararı öncesi sosyal medya platformlarına ve ağ sağlayıcılara içerik uyarısında bulundu. İçerikleri kaldırmayan ve yargı kararlarına uymayan sosyal ağ sağlayıcılarıyla internet sayfalarına erişimin engellenmesi yaptırımlarının kararlılıkla uygulanacağını vurguladı. Sosyal medyada çocuklara şantaj yapıldığı iddiaları üzerine İçişleri Bakanı harekete geçti. Bakan Yerlikaya sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımlarla takibi alınan kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Sosyal medyada çocuklara şantaj yapıldığı, istismar görüntülerinin paylaşıldığı iddiaları üzerine harekete geçildi. İddialar üzerine sosyal medya platformlarında yayın yapan C31K isimli grup mercek altına alındı. Bakan Yerlikaya iddiaların odağındaki grubun yöneticilerinin belirlendiğini bildirdi. Telegram ve Discord üzerinden yaptığı paylaşımlarla takibe alınan kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Grup yöneticileri olduğu belirlenen EK ve AT adlı iki çocuğun muhafaza altına alındığını ifade etti. Çocukların ifadelerinin psikolog eşliğinde Cumhuriyet Savcısı tarafından alınacağı belirtildi. Bakan Yerlikaya, cinsel istismarla mücadele kapsamında siber dünyanın derinliğine inileceğini vurguladı. Bizim zehir tacirleri ve sapkın düşünce akımları nedeniyle kaybedecek tek bir çocuğumuz, gencimiz, insanımız yoktur ifadelerini kullandı. Evet, gündem bu değerli izleyiciler. Hem cinsel istismar sanal siber dünya üzerinden çocuklara, gençlere uygulanan, hem sokaktaki şiddet olayları, tecavüzler, tacizler artık son günlerde iyice bu konu yoğunlaşmaya başladı ve yetkililer harekete geçti. Alınacak tedbirler üzerine belli kararlar alındı, yürürlüğe giriyor. Bir taraftan da toplumun öfkesi ve endişesi var bu insanların suçsuz kalmamasıyla ilgili. Dünyanın farklı ülkelerinde uygulaması var. Şimdi onunla ilgili bir haber Hürriyet gazetesinde, kimyasal kastrasyon tartışması, yani hadım olayı. Bakan Tunç, Adalet Bakanı Tunç, cinsel suçluları hadım etmenin mevzuata uygun olduğunu açıklamasının ardından gözler bu uygulamaya çevrildi. Bazı STK'ların böyle bir talebi var, biliyorsunuz. Tunç, ceza infaz kanunumuzun 108. maddesinde tıbbi tedaviye karar verme yetkisi var. Bu anlamda mevzuatımız buna uygun açıklaması yapmıştı. Ancak kimyasal hadımın yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Bir yasal düzenleme daha gerekiyor. Peki dünyanın bazı ülkelerinde uygulanan kimyasal hadım ne demek? Cezayı hangi ülkeler uyguluyor diye soru işareti şeklinde koymuş Hürriyet gazetesinden Oya Armutçu haberinde. Bu arada bir haber daha var. Geçtiğimiz günlerde yine bir taciz olayıyla gündeme gelmişti. Biber gazı satışları, şiddet olayları nedeniyle kadınlar kendilerini korumak için biber gazı ve elektroşok cihazı sipariş etmeye başlamış. Talep artınca da dün de paylaşmıştık bir nebze, fırsatçılar boş durmadı, fiyatları uçurdu diye. Şimdi bu bağlamda kalmaya devam edelim. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un hedefinde sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlar vardı. Kullanıcılar kadar sosyal medya platformları da yalan, manipülasyon ve dezenformasyon içerikli paylaşımlardan sorumludur dedi. Altun, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırıma da değindi. Gençlerimizi sosyal medyanın ve dijital mecraların karanlık delhizlerine teslim edemeyiz. Küçük ve maddi hesaplar uğruna gençlerimizin popüler kültür ve dijital mecralar eliyle zehirlenmesine, bu yapılar için birer meta olarak görülmesine müsaade edemeyiz. Zira kullanıcılar kadar sosyal medya platformları da yalan, manipülasyon ve dezenformasyon içerikli paylaşımlardan sorumludur. Ne var ki söz konusu platformlar toplumsal sinir uçlarıyla oynayan, kutuplaşmaya sebebiyet veren, şiddeti, vahşeti, ırkçılığı, yabancı düşmanlığını, İslam karşıtlığını tetikleyen içeriklere ne yazık ki göz yummakta
Hatta bize öyle geliyor ki bu içerikleri teşvik etmektedir. Bu yapıların oluşturduğu siber tehditlere, hibrit tehditlere karşı siber vatanımızı korumak asli vazifemizdir. Kimi dijital mecralarda olduğu gibi birçok batılı konvansiyonel medya kuruluşu da çifte standartlı yaklaşımını ne yazık ki sürdürüyor. Tam bir yıl geçti. Gazze'de bir yıldır devam eden soykırım sürecinde ne yazık ki batılı hükümetlerin, batılı medya şirketlerinin, İsrail'in savaş suçlarına olan desteği katlanarak arttı. Bizler cesaretle, hakikat ve adalet şuuruyla bölgede soykırımcılarla, katillerle mücadele etmeye devam edeceğiz. Gazze'de 200'e yakın gazeteci öldürülürken sessiz kalan küresel şebekeye karşı bizler buradaki kötülüğü, buradaki çifte standardı ifşa etmeye, haykırmaya devam edeceğiz. Meclisten çocuklar için yeni bir adım geldi. Çocukların her türlü şiddet ve istismardan korunarak sağlıklı gelişmeleri için çocukların korunması komisyonu kuruldu. Son günlerde yaşanan kan donduran olaylar sonrası meclis harekete geçti. Bu kapsamda AK Parti grubunun önergesiyle çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimleri için çocukların korunması komisyonu kuruldu. Önümüzdeki günlerde çalışmalarına başlayacak olan araştırma komisyonu çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak sağlıklı gelişimleri için alınacak tedbirler üzerine çalışmalar gerçekleştirecek. Milli Görüş Camiası'nın ağabeyi Recai Kutan, Ankara'da dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Karşıyaka Mezarlığı'ndaki cenaze törenine Başkan Erdoğan ve siyasiler tam kadro katıldı. Kanal 7 medya grubu yöneticileri de cenaze törenindeydi. Niyetlerim uyurdur beterlerde. Kimi Semerkant'ta bekler beni. Kimi Caber'de. Caber yok. Tiyanşan yok, Aral yok. Ben nasıl varım? Milli Görüş davasının mimarlarındandı. Hak bildiği yoldan hiç dönmedi. 94 yaşında ebedi aleme göç etti. Vur kazmayı da Ferhat. Çoğu gitti, azı kaldı. Kişne kırat, kişne kırat. Çoğu gitti, azı kaldı. Saadet Partisi'nin kurucu genel başkanı Recai Kutan Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Kutan için Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Allahu Ekber. Cenaze töreninde devletin zirvesi hazır bulundu. Başkan Erdoğan, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve siyasiler törene katıldı. Milli Görüş Camiası'nın önde gelen isimleri dava arkadaşlarına son görev için oradaydı. Kanal 7 medya grubu da Kutan ailesini yalnız bırakmadı. Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Genel Yayın Yönetmeni Zahit Akman ve Yönetim Kurulu üyesi İsmail Karahan törene katılanlar arasındaydı. Allahu Ekber. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Dua edildi, helallik istendi. Şehadet eder misiniz? Dileriz. Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez de Kutan için dua etti. Cenab-ı Hak rahmet eylesin. Amin. Makamı, mekanı cennet eylesin. Amin. Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman yakından tanıdığı Recai Kutan'a anlattı. Herkesin örnek alacağı büyük bir devlet adamıydı dedi. Tabii bugün gerçekten çok üzüntülü bir gündeyiz. Recai Kutan ağabeyimizi, büyüğümüzü kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz. Gerçekten öncelikle bir gönül insanıydı. İyi bir, büyük bir devlet adamıydı ve siyaset adamıydı. Kendisi talebelik döneminde Mehmet Said Kotku Hazretleri ile birlikte olmuş ve onun en sevdiği talebelerinden birisiydi. Hak Yol Vakfı bünyesinde hem eğitim, hem yardım, hem de gençlik çalışmalarında bize rehberlik yaptı. Bütün bu çalışmalara o zamanlar Ankara'da birlikte emek sarf ettik. Çok katkıları oldu. Hep hayırla yad ediyoruz. Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Zahit Akman da Kutan'ı rahmetle andı.
en büyük özelliğinin mütevazilik olduğunu söyledi. Recai abinin tabii en büyük özelliklerinden biri de son derece mütevazi, insancıl, sevgi dolu, şefkat dolu bir insan olmasıydı. Biz ondan çok istifade etmeye çalıştık. Allah sevdikleri insanlarla, kullarla haşreylesin onu. O hem bu dünyada hem öteki alemde en güzel şeylere layık. Rabbim cennet ve cemaliyle müşerref kılsın. Kutan'ın cenazesi namaz sonrası Karşıyaka mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi. Recai Kutan'a Allah'tan rahmet diliyoruz. Şimdi siyasete geçelim değerli izleyiciler. Önce CHP'den başlıyoruz. Ekrem yine hançeri çekti, Yeni Akit gazetesinin haberi. Gerilimin bitmediği CHP'de hançerler havada uçuşuyor. CHP'li Ali Özgündüz'ün kurultay olabilir, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu ekibi Özgür Özel'e rağmen kurultay kararı alabilir iddiaları İmamoğlu'nun Özel'i devre dışı bırakmak için düğmeye bastığı iddialarını güçlendirdi. Eski CHP'li savcı sayan İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmak için her yolu denediğini belirtti. Evet, CHP'de parti içi hesaplaşma bu kez de yasak aşk iddiasıyla yeni bir boyut kazandı. Genel Başkan Özgür Özel'in bir kadın belediye başkanıyla ilişkisi olduğu iddia edilmişti. Özel bu iddiaya grup toplantısında cevap verdi. İftira atanlarla hesaplaşacağız dedi. Ne feda edecek bir Gülşah'ımız, ne sizden korkacak bir Özgür Özel var. Hakkındaki iddialara tepki gösterdi, ahlaksız bir iftirayla karşı karşıya izledi. Hakikaten zorlanıyorum. Bu kadar ahlaksızlığa, bu kadar kitapsızlığa, bu kadar çirkinliğe, bu kadar kötülüğe. Hani meselenin ucu Atatürk'e verdiğim söz olmasa lanet olsun size deyip başka bir şey yapacağım da. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kızdıran olay yasak aşk iddiası. Geçen hafta CHP üyesi bir gazeteci Özgür Özel'in Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'la ilişkisi olduğunu öne sürdü. Geçtiğimiz hafta bunu çok ahlaksız bir boyuta ulaştırdılar. 31 yıldır bir arada olduğum biricik kızımın anasının boşanma davası açtığını iddia ettiler. Özel iddiaya grup toplantısında cevap verdi. Gülşah Durbay'ın rahatsızlığı nedeniyle eşiyle birlikte sık sık görüştüklerini, iftiraya uğradığını söyledi. Çocukluğundan beri bağırsak hastası. Çocukluğundan beri. En yakından takip edeni benim ve eczacı olan eşim. Evladımız bizim. Özgür Özel iddiaların parti içinden geldiğine dikkat çekti. Yargı önünde hesaplaşacağız dedi. Partili olmadığı halde bir yerden yüz bulup, bir konjonktürden fırsat yakalayıp, bir çelişkiden kendine makam mevki üreten o sahtekarlar, o ahlaksızlar, alnınızı karışlamazsam namerdim, namerdim, namerdim. Özel'in gündeminde kadına karşı şiddet de vardı. Çözüm için İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden imzalanmasını istedi. İstanbul Sözleşmesi bu kararlılığın sözleşmesiydi. Mecliste grubu olan parti MHP, Devlet Bahçeli'nin sözleriyle Türk Gün Gazetesi'nde yer buluyor. Hedef Beyrut değil Ankara. Devlet Bahçeli dedi. Bu DEM partililere el uzatmasıyla ilgili gelen eleştirilere cevabı ardından başka bir başlık daha açtı. İsrail'in Gazze ve Lübnan saldırılarına da tepki gösterdi. Esas hedefin Beyrut, Şam, Bağdat değil Ankara, İstanbul olduğunu söyledi Devlet Bahçeli ve bu grup toplantısında dedi ki bütün bu tehlikelere karşı birlik olmalıyız. Cinayet makinesi ve soykırım suçlusu İsrail'i durdurmak için acilen kuvvet kullanmak gerekmektedir. İsrail'in dünyaya meydan okuduğunu söyledi, Siyonist barbarlığı durdurmak için güç kullanılmasını istedi. Birleşmiş Milletler bu tarihi ve ertelenemez görevi derhal üstlenmek ve katiller sürüsünü cezalandırmak zorundadır. Partisinin meclis grubunda konuştu Devlet Bahçeli, İsrail'in yayılmacı politikasına dikkat çekti, asıl hedefin Türkiye olduğunu söyledi. Bugün hedef Şam, Tahran, Sana veya Bağdat değil İstanbul'dur. Bugün gizli ve gizli gündem Türk vatanıdır. İsrail terörünün emperyalist alçaklığın, küresel barbarlığın saklı ajandasında Türkiye vardır. Kirli plan yapanları uyardı, birlik çağrısı yaptı.
tek dişi kalmış İsrail canavarının tam karşı cephesinde etten duvar öreriz. Şehadetten anıt dikeriz. Ya Allah, Bismillah diyerek gövdemizi vatanımızın her karışına germekten kaçmayız, korkmayız, tereddüt göstermeyiz. Bahçeli, meclisin açılışındaki bu görüntülere de açıklık getirdi. DEM Parti sıralarına gidip tokalaşmasının gerekçesini anlattı. Uzattığımız el, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır, dedi. DEM sıralarına giderek elimi uzattım. Uzattığım el, milli birlik ve kardeşliğimizin mesajıdır. DEM Parti'den Türkiye Partisi olma yolunda adım atmalarını istedi. DEM'e evvela düşen sorumluluk, uzanan bu samimi elin kıymet hükmünü anlaması, dahası Türkiye Partisi olması yönünde bir eşik olarak algılayıp değerlendirmesidir. Bahçeli'nin gündeminde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in özel hayatına ilişkin iddialar da vardı. FETÖ'cü taktiği olarak niteledi, tepki gösterdi. Özel hayatları ihlal ve istila eden FETÖ taktiklerinin, bundan mülhem şerefsiz hamlelerin, proaktif sosyal medya ifşalarının tamamıyla karşısındayız. Kadın ve çocuklara yönelik şiddet de gündemindeydi. Şiddete karşı sıfır toleransla muamele etmekten başka seçeneğimiz kalmamıştır. Geleceğimizi şiddete rehin bırakamayız. Bu durum aynı zamanda ülkemiz ve milletimiz için bir diğer beka konusudur. Türkiye Gazetesi 1071 ruhuna ihtiyaç var. Böyle bir başlıkla haber yapmış. Erdoğan'ın iç cephe çıkışı ve siyasetteki yumuşama yeni bir sayfa açtı. Kürt kanaat önderleri birlik çağrısı yaptı diyor. Stratejistlere göre Siyonist'in sinsi planları sınırımıza dayandı. Araştırmacı Semavi Temel, Batı Selahattin Eyyubi'yi unutmadı. Malazgirt'te Alparslan, İstanbul'da Fatih'in yanında Kürtler vardı. Bizim kaderimiz ve tarihimiz ortak. Coğrafyamızı kan gölüne çevirmek isteyenlerin hesabı ancak 1071 ruhuyla bozulabilir diyor. İsrail'in PKK'nın İsrail'in hizmetkarı olduğunu vurguluyor. Terör gündemindeyiz. Smith, Suriye'nin kuzeyinde terör operasyonlarına devam ediyor. Yine bir başarılı operasyonu paylaşacağız. Canlı bomba eylemine hazırlanan terör örgütü elebaşı nokta operasyonuyla ortadan kaldırıldı. Canlı bomba eylemine hazırlanıyordu. Hain plana MİT geçit vermedi. Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü elebaşlarının peşini bırakmıyor. Son operasyon Suriye'nin kuzeyinde Amude bölgesinde yapıldı. Örgütün sözde Amude sorumlusu Hezal Belge etkisiz hale getirildi. Çin'de Gundik Ramo Kod adlı teröristin suç dosyası kabarık. 20 yıldır terör örgütünün içinde. 2021'de Kamışlı'da Mehmetçik'le çatışmada başından vuruldu. Irak Süleymaniye'de gördüğü tedavinin ardından canlı bomba saldırısı için hazırlık yaptığı tespit edildi. MİT teröristten önce harekete geçti. Hezal Belge sözde sorumlu olduğu Amude'de nokta operasyonuyla ortadan kaldırıldı. Teröre bir darbede Mehmetçik'ten geldi. Kuzey Irak'ta 2, Suriye'nin kuzeyinde 2 olmak üzere 4 terörist öldürüldü. Devam ediyoruz Kanal 7'de sabaha. Bir taraftan da günün ilk gazete başlıklarını da paylaşıyoruz. Şimdi Takvim gazetesini açtık. Elon'daki bombayı patlattı. Elon Musk'tan bahsediyor. Elon Musk, Trump seçilirse Epstein'in müşteri listesini açıklayacak. Bu yüzden milyarderler Kamala'ya destek veriyor dedi ve Bill Gates'in ismini verdi. İşte bu yüzden bombayı patlattı diyor Takvim. Jeffrey Epstein'in özel odasında çocuklara tecavüz edip fuhuş ağı kurduğu iddia edildi. 3 Amerikan başkanı da dahil çok ünlü isimlerin kasetinin bulunduğu öğrenildi. Trump destekçisi Musk ise skandalın başka bir boyutunu ifşa etti. Kamala'nın arkasında, yani Trump'ın rakibinin arkasındaki milyarderler Trump'tan korkuyor.
Bill Gates de onlardan biri diyor. Amerika'da böyle bir iddia var. Şimdi Amerika'dan ama bizimle ilgili bir haberi aktaracağız sizlere. Oğuz Murat Acı'nın ölümüne yol açan kazadan sonra Eylem Tok ve oğlu Cihan Timur Amerika'ya kaçmıştı. Hatırlayacaksınız. Cihan Timur'un kaza sonrası 112 acil servis telefon konuşmaları ortaya çıktı. Aradığı kişiye "çok kötü kaza yaptım, adam ölüyor, hemen gel" dediği duyuluyor. Bu konuşma ise Eylem Tok'un "bir mağdurun öldüğünü dahi bilmiyorduk" açıklamasını yalanlıyor. İşte ortaya çıkan o ses kayıtlarının detayları. Adem abi yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel. Adem abi Allah belanı versin. Hemen gel. Eylem Tok, "biz yurt dışına kaçarken bir mağdurun öldüğünü dahi bilmiyorduk" demişti. Ortaya çıkan ses kayıtları o ifadeleri yalanladı. Adem abi yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel. Adem abi Allah belanı versin. Hemen gel. 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur, lüks aracıyla hız yaparken İstanbul Eyüp Sultan'da bir çocuk babası Oğuz Murat Acı'ya çarparak ölümüne neden olmuştu. Sonra annesi Eylem Tok'la birlikte önce Mısır'a, oradan da ABD'ye kaçtı. Olayın ardından anne Eylem Tok bir açıklama yayınladı. O açıklamada birinin öldüğünü bilmediklerini ifade etti. Ancak ortaya çıkan 112 acil servis telefon konuşmaları Tok'u yalanladı. Adem abi yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel. Adem abi Allah belanı versin. Hemen gel. 112 acil servisle görüşme lüks araçtan otomatik yapıldı. Ses kayıtları dava dosyasına girdi. Alo, kaza mı yaptınız? Alo. Beni duyabiliyor musunuz? Sesim geliyor mu? Acil çağrı merkezindeki kişi Timur Cihan Timur'dan yanıt alamadı. O sırada Cihan Timur'un panikle yaptığı konuşmalarsa işte böyle kayda geçti. Lan hayatım bitti. Adem abi yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel. Acil çağrı merkezindeki görevli bir türlü cevap alamayınca sağlık ekibini bilgilendirdi. Cihan Timur'un telefon numarası ve aracın konumunu verdi. Bir çağrı aldık fakat kendileri konuşamıyorlar. Yani bayağı panik haldeler orada. Ambulans falan diye bağırıyorlar. Ben onun bilgilerini vereceğim. Sağlık ekibi bilgileri alır almaz Timur Cihan Timur'u aradı fakat onlar da cevap alamadı. Alo. Sesim geliyor mu? Oğuz Murat Acı'nın arkadaşları kendisini kaza yerinde aradığı anlara ait seslerde kayıtlara geçmişti. Oğuz abi! Oğlum arabanın altına bakın ya! Ve Türkiye'nin konuştuğu bir başka dava, Cem Garipoğlu'nun adli tıp incelemesi tamamlandı. Savcılık, mezardan alınan örneklerin anne ve babasıyla birebir uyumlu olduğunu açıkladı. Ancak tartışmalar bitmedi. Karabulut ailesi rapora itiraz etmeye hazırlanıyor. Kim yardım etti? DNA'lar birebir eşleşti. Mezardan alınan örneklerin Cem Garipoğlu'na ait olduğu ortaya çıktı. Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu 10 yıl önce hücresinde ölü bulunmuş, cenazesi otopsinin ardından defnedilmişti. Garipoğlu'nun intihar etmediği ve defnedilen kişinin farklı biri olduğu iddiaları üzerine mezarı savcılık kararıyla 3 Ekim'de açıldı. Alınan örnekler adli tıp kurumunda anne ve babasından alınan DNA'larla karşılaştırıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı 6 gün sonra sonuçları açıkladı. Açıklamada mezardan çıkarılan örneklerin anne babasıyla doğrudan uyumlu olduğu, yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir denildi. Bir de bizim mezarlıktan çıkan poşetle ilgili de bir hakeza talebimiz vardı. Emniyet Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nda poşet üzerinde varsa parmak izi ve DNA örnekleri alınacak. Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut adli tıp raporuna itiraz edeceklerini söyledi.
avukatından, üniversiteler ve adli tıp enstitülerinden yeniden rapor alınmasını, kemik yaşı tespitiyle mezarın içinde bulunan poşette DNA ve parmak izi incelemesi talebinde bulunduğu öğrenildi. Sabah gazetesini manşete çekti. Bu magandalara en az bir ay hapis. Kamuoyunda infiale neden olan trafik teröristleri, tacizciler, kadına ve çocuğa şiddet uygulayanlarla ruhsatsız silah taşıyanlar bırakılmayacak. Yeni düzenlemeyle en az bir ay hapis yatacaklar. Sık sık ekranlarınıza getirdiğimiz, bizim onlara maganda, şehir eşkıyası dediklerimizle ilgili yeni bir karar bu. Cezaya bakılmaksızın mutlaka cezaevine girecekler. Az önce bahsettiğimiz suçları işleyenler, aynı zamanda bu suçları işleyen kişilerin tutuklu yargılanmaları da gündemde olacak. Şimdi söz yine tacizden açılmışken maalesef öyle bir haber daha sizlerle paylaşacağız. Bu haberler tabii ki korkuyu, endişeyi de ne kadar tetiklese de sokakta yürüyen bir kadın yine takibe alındı bir tacizci tarafından. Nerede? İstanbul Bahçelievde. Bahçelievler'de o kadın tam en güvenli yere, evine gireceği sırada taciz edildi. Kadın çığlığı bastı ve mahalleli o şüpheliyi yakaladı ve bakın sonrasında ne oldu? Önce takip etti, sonra evine girmek istedi. Kadını taciz etmeye çalışan o şüpheli tutuklandı. İstanbul Bahçelievler'de yaşandı olay. Bir kadın evine gitmek için sokakta yürüyordu. O sırada peşinde bir kişi vardı. Onu adım adım takip etti. Evinin önüne geldiğinde kadın peşindeki kişiyi fark etti. Şüpheli kendisiyle konuşmaya çalıştı. Kadın bağırarak yardım istedi. Mahalle sakinleri şüpheliyi yakaladı, sonra da darp etti. Ortalık savaş alanına döndü. Olay yerine gelen polis MAA'yı gözaltına aldı. Şüpheli cinsel saldırı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Milliyet gazetesinde yine silahla ilgili bir haber var. İstanbul'da arabaların camlarına bırakılan bir el ilanı, silah ruhsatının nasıl kolay yöntemlerle alındığını gözler önüne seriyor. İlanda 21 yaşını bitiren herkesin iş yerine ve ikametgahına silah bulundurma ruhsatı çıkarılabildiği, ruhsat yenileme işlemlerinin yapıldığı belirtiliyor. Bakın bu kadar böyle yasa dışı bir iş. El ilanlarıyla arabanızın camına kolaylıkla bırakılabiliyor. Milliyet gazetesi aracılığıyla okumuş olalım, yetkililere duyuralım. Şimdi en son maalesef Cuma günü yaşanan Edirnekapı surlarındaki o olaydan sonra İstanbul'un surları, yani tarihi yarımadanın o güzel eserleri bambaşka gerçekliğiyle gündemde. Bir zamanlar kendi zamanında bu şehrin güvenliğini sağlayan işte bu tarihi surlar şimdi güvensizliğin adresi. Neden? Çünkü madde bağımlıları, alkol kullananlar, suç mekanı olarak orayı kullanmak isteyenler soluğu işte bu tarihi surlarda alıyor. Ve maalesef orada vahşi cinayetler de işleniyor. Peki bir zamanlar güvenin sembolü olan bu surlar nasıl güvensizliğin adresi haline geldi? Neler yapılabilir? Bunun üzerine bir haber yaptı arkadaşlarımız Aybüke Şevvalye Zaharman ve Sezer Oral. İzleyelim. Ne tedbir var ne de güvenlik. Burası İstanbul'un tarihi surları. Artık katil ve madde bağımlılarıyla dolu. Güvenlik olayı burada hiç yok. Buralar hiç uygun bir yerler değil. Gece gelin buraya sırf sadece madde bağımlıları. Serserilerin, hapçıların takıldığı yerler. Yani normal insan geçmiyor, girmiyorlar. 4 tane kızım var. Korkuyoruz. İstanbul'un tarihi surlarının dibinden her gün binlerce kişi geçiyor ancak hiç kimse kafasını çevirip de buraya bakmaya cesaret dahi edemiyor. Çünkü bu yerler artık tarihiyle değil, korkunç cinayetlerle madde ve alkol bağımlılarının mesken tuttuğu bir yer olarak anılıyor. İlk olarak 11 yıl önce ABD'li fotoğrafçı 33 yaşındaki Sarah Sierra'nın cansız bedeni bulundu. Yine o dönemdeki aramalarda bir kişinin daha cesedi ortaya çıktı. 2023'e gelindiğinde ise 35 yaşındaki bir erkek surlarda öldürüldü. Ancak 19 yaşındaki genç bir kızın surlarda katledilmesi tanık olunanların en korkuncuydu. Kızla çocuk yanımdan geçiyorlarmış. Muhabese kameralarından zaten anladık, gördük. Bilemiyoruz kimin nereye gittiğini, ne yaptığını, ne ettiğini ama. Surlarda işlenen 4. cinayet
cinayet Türkiye'nin kanını dondurdu. 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i boğazını keserek öldüren Semih Çelik, yine aynı yaşıtı olan İkbal Uzuneri de surlarda vahşice katletti. Sonra da hayatına son verdi ve surların çevresindeki herkes buna tanıklık etti. 3-4 gündür kendimize değiliz yani. Bir bekçi gerekiyor. Buralar kapatılması gerekiyor. Yoksa bu cinayetler, bu şeyler hiçbir şey bitmez yani. Peki önlenebilir miydi? Güvenlik önlemi alınsaydı cinayet işlenebilir miydi? Tarihi surlar herkesi tedirgin ediyor. Sadece kadınlar ve çocuklar değil, etrafında yürüyen hiç kimse güvende değil. Tarihi yarımadayı çevreleyen bu surlara aslında girmek de çıkmak da o kadar da zor değil. Girdiğinizde ise birçok noktada çöpleri, kırık cam parçalarını ve duvar yazılarını görebilirsiniz. Gündüz de bu güvensiz alanların ziyaretçisi çok. Ancak belli ki geceleri burası daha da tekinsiz bir hal alıyor. Biz 12'ye kadar buradayız. Burada birine laf atsalar bile biz zaten müsaade etmeyiz. Yani ona kadar bir sıkıntı olmuyor buradan, minibüslerden dolayı, ama minibüsler gittikten sonra burada her şey oluyor yani. Güvenlik güçleri bölgede nöbette, devriye gezip olası tehlikelerin önüne geçmeye çalışıyor. Ancak çözüm kalıcı değil. Söylüyoruz, bizim güvenliğimizi alın. Korkuyorum, gelemiyor bu tarafta. Kamera mamera dedik, koyun buraları. İçeri aydınlatın dedik. Bulunduğumuz bu alanda güvenlik tedbirlerinin en üst seviyede olması gerekiyor. Çünkü bir tarafta spor salonları var, tesisler var, okullar var. Diğer tarafta ise hemen gösterelim, demir telleri koparan, parmaklıkları sökenler var. İçeri ne pahasına olursa olsun gördüğünüz gibi girmişler. Akşamlar buradan rahat rahat geçemiyoruz. Geceleri şurada alkol içenler var böyle. Binlerce yıl önce şehrin güvenliğini sağlayan surlar şimdi en büyük güvenlik açığı. İstanbullular bir an önce kalıcı çözüm istiyor. Şimdi bir dava haberi, sonuçlanan bir dava haberi. Sabah gazetesinde karnında unutulan bez için tazminat. İstanbul'da özel hastanede 9 yıl önce ameliyat olan Emine Arslan, karnında sargı bezi unutan doktor ve hemşirelere açtığı davada 250 bin lira tazminat kazandı. Genç kadın diyor ki, çektiğim acıların tarifi yok, 250 bin lira bunun karşılığı değil. İstanbul Silivri'de bir adam çocuğunun gözü önünde eşini darp etmişti değerli izleyiciler. Polis o görüntülerin ardından harekete geçti. Sokak ortasında eşine defalarca tokat atmıştı. Saldırgan koca polisten kaçamadı. Görüntüler İstanbul Silivri'de kaydedilmişti. Birkan Karakiraz eşini kızının yanında feci şekilde darp etti. Sokaktaki şiddet bununla sınırlı kalmadı. Saldırgan koca bu kez de eşi Simge Karakiraz'ın evine gitti. Evde yaşanan darp sonrası kadın karakola gitti. Birkan Karakiraz'dan şikayetçi oldu. Polis ekipleri saldırgan kocayı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Devam ediyoruz. Bu kez Takvim gazetesini açtık. Çok yaşa Zeynep. Kimmiş Zeynep? Almanların psikolojisini bozan Türk kızı diyor ona Takvim. Ünlü psikolog Zeynep Servili Filistin'deki İsrail zulmünü kınadı. Bu yüzden Alman Deutsche Welle tarafından belgesel projesinden çıkarıldı. Ama o geri adım atmadı. Sadece Filistin'e özgürlük çağrısı yapan biri olarak sizden derhal özür bekliyorum dedi. O yüzden çok yaşa Zeynep diye başlıklandırılmış Takvim gazetesinde. Şimdi şiddetin hedefi kadınlar, çocuklar oluyor. Onlar üzerine özellikle alınacak önlemleri bültenin başında paylaşmıştık sizlerle, bakanlıklar aracılığıyla neler yapılıyor. Bu kez yaşlı bir adama şiddet uygulandı değerli izleyiciler. 81 yaşında bir adama. Ankara'da camide gönüllü temizlik yapıyordu bu 81 yaşındaki dede. Feci şekilde darp edildi ve ardından ölüme terk edildi. Elindeki sopayla defalarca vurdu, yerde sürükleyip ölüme terk etti. Suyu mu kapat demişler, artık gasp etmişler bilmiyoruz. Kan donduran olay Ankara'da yaşandı.
Mamak, Boğaziçi Fazilet Camii'nde gönüllü olarak temizlik yapan 81 yaşındaki Halil Şahin, arkasından gelen adamın saldırısına uğradı. Saldırgan, yaşlı adamı dakikalarca darp etti. Sürükleyerek gasilhaneye kadar götürdü, yaralı adamı ölüme terk etti. Öldürse diyormuşlar. Dövünce de biri gelince morga çekmiş. İçeride morg tarafından sesini duydum. İniltiler geliyordu böyle. Kapıyı arkasına da bir takım şeyler giymişler açılmasın diye. Zorla kapıyı açtım. Halil amca orada yatıyordu kanlar içinde. Hemen çıktım, ambulansı aradım. Ağır yaralanan Halil Şahin hemen hastaneye kaldırıldı. Kulağında kesik, kafasında kırık ve vücudunda çok sayıda yara tespit edildi. Adam öldürüp atmış oraya. Öldü diye bırakmışlar. Şikayetçi olacağım tabii ki. Olayın ardından kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı. Zanlının daha önce ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Akşam gazetesindeki haber, kredi ve burs başvurularının başladığını söylüyor bize. Üniversite öğrencileri başvuruları E-Devlet'ten yapabilecek. Başvurular 13 Ekim'e kadar sürecek. Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak. Bilgilerinde hata olan öğrencilerin güncelleme yapması gerekiyor. Öğrenci arkadaşlarımıza duyurmuş olalım. Kredi ve burs başvuruları başladı. 13 Ekim'e kadar da sürecek. Şimdi Afyonkarahisar'da seyahatte olan Yavuz çifti seyahatlerini tamamladılar, evlerine döndüler. Bir de bahçede çalışmaya başladılar ama ne olduğunu anlamadan bir an hastanelik oldular. Sebebini güvenlik kameralarını izlediğinde anladılar. Hastaneye kaldırıldık. Ölümle burun buruna geldik. Aracından indiği aile dostunun bahçesine kimyasal madde döktü. Onları ölümün eşiğine getirdi. Neyle zehirlediklerini bilmiyorum. Ben iki duyumu kaybettim. Eşim evde olmasaydı ben ölürdüm. Akıllara durgunluk veren olay Afyonkarahisar'da yaşandı. Orhan ve Derya Yavuz çiftliği Mayıs ayında İzmir'de okuyan çocuklarını görmeye gitti. Birkaç gün sonra eve dönen Yavuz çiftliği bahçe ile ilgilendikleri sırada rahatsızlandı. İkisi de hastanelik oldu. Geldiğimizde bahçemizin zehirlenmiş olduğunu gördük ve buradan da hastalandık. Çiftin kimyasal maddeden zehirlendiği ortaya çıktı. Nedenini anlamak için çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelediler. Onlar yokken bahçeye gelen aile dostunun bazı maddeler döktüğünü görünce şoke oldular. Niye yaptıklarını anlamış değiliz. Huzurlu bir yaşantımız vardı. 25 yıldan beri burada yaşıyorum. Böyle bir şeyle ilk karşılaşıyorum. Çiftin bahçelerine zehirli kimyasal madde döktükleri iddiasıyla aile dostları Mehmet Özek ve Enver Erden şikayetçi oldu. Kasten yaralama ve çevreyi kirletme davası açıldı. Şüphelilerden Mehmet Özek 37 ay hapis cezası alırken yanındaki kişi beraat etti. Sıra geldi futbolculara. Maliye başta futbolcular olmak üzere elde ettiği geliri doğru beyan etmeyen çok sayıda sporcu tespit etti. Bu isimler izaha çağrılacak ve kaçırdıkları vergiler cezalı şekilde tahsil edilecek. Hürriyet gazetesinden görüyoruz haberi. Aralarında milyon dolarlık kontratlara sahip yıldız isimlerin de olduğu 400 sporcunun son 3 yılda yaklaşık 5 milyar lira ücret gelirini beyan dışı bıraktığı tespit edildi. 100 sporcunun da beyanname vermesine rağmen ücret gelirini bildirmediği belirlendi. Yani bu kadar çok para kazananlar kaçırmışlar devletten ve maliyede onların ensesinde. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda kaçak altın operasyonu vardı değerli izleyiciler. 18 kilo 500 gram altınla ülkeye giriş yapan 6 yabancı uyruklu kadını polis ekibi karşıladı. 166 külçe altından 84'ü kadınların vücutlarından çıkarıldı. Pasaport kontrolünden kolayca geçtiler, tam rahat bir nefes almışlardı ki onları karşılayanlarla birlikte polise yakalandılar. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlendi operasyon. Yurt dışından kaçak altın getirileceği ihbarı alan polis Dubai'den gelen uçağı takibe aldı. Yolculardan 6'sı Özbekistan uyrukluydu. Pasaport kontrolünden geçişlerine müdahale edilmedi. Havalimanından çıkan kadınlar polisin takibinden habersizdi.
Karşılamaya gelen iki araç tespit edildi. Operasyon başladı. Araçlar durduruldu, arama yapıldı. Her biri 110 gram ağırlığında 82 adet külçe altın, 18 oyun konsolu ve kolu, 3 akıllı cep telefonu ele geçirildi. Arama bunlarla sınırlı kalmadı. Yolcuların vücutlarında da altın tespit edildi. Mahkeme kararıyla cerrahi müdahale yapıldı. 84 parça altın da vücutlarından çıkarıldı. Toplam 18 kilo 500 gram ağırlığındaki 166 adet külçe altının piyasa değeri yaklaşık 55 milyon lira. 6 Özbek kadın yolcuyla onlara yardım ettiği belirlenen bir şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Türkiye Gazetesi sürmanşetten bu haberi paylaşıyor. Kaçağı kitabına uydurmuşlar. İTÜ'nün İstanbul Ticaret Odası'nın Eylül ayı zam rekoru kıran ürünler listesinin ilk sırasında kurşun kalem ve kırtasiye yer alıyor. Kar hırsıyla fiyatları katlayan bazı kırtasiyeciler vergiden de kaçmanın yolunu bulmuş. %8-18 arasında değişen KDV'yi ödememek için sattıkları her ürüne kitap diye fiş kesmişler. Şimdi dün de paylaşmıştık bu ekrandan, gerçekten ilginç bir şiddet olayıydı. İki aile ceviz yüzünden birbirine girmişti ve biri de iş makinesiyle o tartışan kalabalığın arasına dalmış ve dehşet saçmıştı. Yeni bir gelişme var, o saldırgan cezasız kalmadı. Kavga eden kalabalığa iş makinesiyle daldı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay 7 Ekim'de İstanbul Arnavutköy'de yaşanmıştı. Ağaçtan otomobilin üzerine düşen cevizler nedeniyle kavga çıktı. İki aile birbirine taş ve sopayla saldırdı. Tekmeler, yumruklar havada uçuştu. Tam o sırada Mehmet de iş makinesinin direksiyonuna geçti. Kavga eden kalabalığın arasına böyle daldı. 20 kişinin yaralandığı olayda 4 araç da hasar gördü. Polis kavgaya karışanları gözaltına aldı. İş makinesiyle dehşet saçan Mehmet T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili haber Yeni Akit gazetesinde. Mansur'un ABB'sine çevreyi kirletme cezası. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesindeki Yakacık Mahallesi'ne hafriyat ve çeşitli atık döken Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Yeni Mahalle Belediyesi'ni 1.299.054 lira ceza kesmiş. Şimdi Amerika'dan film gibi bir cinayeti ekranlarınıza getireceğiz. Gerçekten bazı filmler var, böyle dehşet filmleri, oradaki senaryolara benzer cinsten. Bir kadın sevgilisini kendisini aldattı diye saklambaç oynarken, evet burası da ilginç, onu bavula kilitledi. Bir oyun gibi ama bunu yaptıktan sonra adam o valizdeyken hem onun ölümünü izledi, ona şahit oldu, hem de bütün olup biteni kayda aldı. Erkek arkadaşına kızdı, kahkahalarla gülerek onu bir bavulun içinde ölüme terk etti. Kan donduran cinayet ABD'nin Florida eyaletinde 2 yıl süren bir soruşturmada gün yüzüne çıktı. Florida'da 46 yaşındaki bir kadın erkek arkadaşına saklambaç oynamayı teklif etti. Başına geleceklerden habersiz kurban bavula girdi. Katil onu bavula kilitledi ve kahkahalar içinde ölmesini bekledi. Aldatırken düşünecektin dedi. O anları da cep telefonuna kaydetti. Bavulun içinde mahsur kalan adam dakikalar sonra nefessiz kaldı, boğularak hayatını kaybetti. Genç adamın katili kadın ilk ifadesinde ben uyurken bavula girmiş, uyandığımda ölüsünü buldum demişti.
Ancak video kaydı ortaya çıkınca gerçek anlaşıldı. Erkek arkadaşını öldüren kadın tutuklu yargılanıyor. Şimdi İngiltere'den de böyle kan donduran bir haber paylaşacağız. Bir doktor annesinin erkek arkadaşını öldürmek için korkunç bir plan hazırladı. Şöyle, adama COVID-19 aşısı olması için mektup gönderdi. Randevuda ölümcül et yiyen bakteri enjekte etti. Rahatsızlanan adam korkunç gerçeği hastanede öğrendi. Annesinin erkek arkadaşını öldürmek istediği yaptığı plan dehşete düşürdü. İngiltere'nin Sunderland şehrinde yaşandı ilginç olay. Bir doktor annesiyle birlikte yaşayan kişiyi öldürmek istedi. Akıllara durgunluk veren bir plan yaptı. Doktor annesinin erkek arkadaşına farklı doktorların imzalarıyla COVID-19 aşısı olacağına dair mektuplar gönderdi. 72 yaşındaki adam başına geleceklerden habersizdi, randevu tarihini bekledi. Gözü dönmüş doktor kısa süre sonra hemşire kılığına girdi, belirlenen tarihte adamın evine gitti. Ona COVID-19 aşısı yerine şırıngaya yerleştirdiği ölümcül et yiyen bakteri enjekte etti. Adam birkaç saat içinde şiddetli ağrı hissetti, hemen hastaneye gitti. Gerçek orada anlaşıldı. Yakalanan doktor suçunu itiraf etti. Kan donduran olay büyük yankı uyandırdı. Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyanın mağdur ve yoksul çocuklar için mücadelesini sürdürüyor. Üst düzey kadın liderler forumuna video mesaj gönderen Erdoğan, savaş ve açlıkla mücadele eden çocuklara eşit fırsatlar sunulmalı dedi. İnanıyorum ki uluslararası toplum olarak Afrika'nın çocuklarına yaptığımız her yatırım, barış ve huzur dolu geleceğe atılmış önemli birer adım olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan her fırsatta çocukların haklarını savunmaya devam ediyor. Erdoğan, Burundi 5. Üst Düzey Kadın Liderler Forumu'na video mesajla katıldı. Dünya üzerindeki tüm çocuklara eşit fırsatlar sağlanması gerektiğini vurguladı. Bugün savaş, açlık, salgın gibi zorlu sınamalarla mücadele eden coğrafyaların çocuklarına İhtiyaç duydukları imkanların ve diğer çocuklarla eşit fırsatların sunulması hepimizin ortak gayreti olmalı. Emine Erdoğan, Afrika kıtasındaki çocuklar için yapılacak yatırımların önemine dikkat çekti. Türkiye'nin bölge ülkelerine yönelik projelerini anlattı. Türkiye olarak bölge ülkelerine yönelik sağlık, eğitim ve barınma gibi temel ihtiyaçların sağlanmasını amaçlayan İnsani yardım ve projelerimizle sahada aktif var olmanın sevincini yaşıyoruz. İnanıyorum ki uluslararası toplum olarak Afrika'nın çocuklarına yaptığımız her yatırım barış ve huzur dolu geleceğe atılmış önemli birer adım olacaktır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.